Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Ticaret Bakanlığı son dönemde ikinci el araç fiyatları ile ilgili tedbirler gündeme getirmişti. Bugün de bir açıklama yaptı ve bu açıklamayı TOGG'u da ekledi. Biz de bu açıklamanın detaylarını ve genel olarak ikinci el araçlarda, daha doğrusu araç piyasasındaki son durumu Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ile konuşacağız. Hoş geldin Yiğitcan. Hoş bulduk Helin. Şimdi aslında tedbirleri sık sık konuşuyoruz. Bugün TOGG ile ilgili ilk kez bir açıklama duyduk tedbiren. Bu açıklamanın detaylarını merak ediyoruz. İlk önce buradan başlamak istiyorum o yüzden ben. İkinci el araç satış platformlarına yapılan ilanlarla ilgili bir açıklama bu. Ne vardı bu ilanlarda? Neden böyle bir tedbir konulma ihtiyacı duyuldu? Tam olarak ne kastediliyor bu açıklamayla birlikte? Evet Helin, yani bugün işte ikinci el araç düzenlemesinin TOGG üzerinden devam ettiğini gördük. Çünkü hatırlıyorsun Temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemede ikinci el araç fiyatlarının ilan sitelerinde en azından 0 kilometre geçemeyeceği açıklanmıştı. İşte TOGG'un fiyatları demek ki bu kapsamda ne yazık ki bir düzenleme olmamış ki bugün TOGG'un en azından ilan sahiplerine yönelik bir açıklama gördük. Ve bu açıklamanın hemen ardından ilginçtir. TOGG'un ilan sitelerindeki ilanlarının düştüğünü gördük. Yani şu an baktığımızda bu açıklamanın hemen arkasından herhangi bir TOGG ilanı şu an göremiyoruz. Demek ki burada hakikaten bir caydırıcı etkisi olmuş. Peki buradaki sorun ne? Sorun şu. TOGG biliyorsun bizim yerli ve milli arabamız. Burada işin duygusal boyutu söz konusu. Burada birçok fırsatçının da aslında bunu kullanarak bir kar elde etmeyi çalıştığını görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi TOGG'un satış fiyatının üzerinde satış fiyatı çıkartarak buradan bir kar etme yöntemi. İkincisi de şu. Birçok ilanda şunu görmekteyiz. Şimdi X markanın diyelim araca sahibiz. Burada açıklamada şöyle bir şey yazıyor. Deniyor ki TOGG çıktığı için arabamı satıyorum. İşte bu arabanın işte fiyatı da genelde gerçek fiyatının, piyasa değerinin altında oluyor. İşte bu da insanları birazcık hani daha böyle cezbedici fiyattan çıkıyor. İnsanlar da şunu düşünüyor. İşte yeni sahip TOGG alacağı için arabasını elden çıkarmaya çalışıyor. Ama buradaki sorun şu. Belki de bu otomobil hemen elden çıkartılmaya çalışıldığı için belki otomobilde bir sorun var. Belki kazalı, belki başka bir sorun var. O yüzden burada işte satıcıların çoğu işte bir tane daha bir Amerikalı marka var. O da böyle sırayla yani uzun sıra bekliyorsun ve hemen arkasından sana çıkıyor. O da elektrikli. Gene o markanın adını zikrederek de aynı şekilde satış oyunu yapılıyor. Buradaki sistem şu. Eldeki sorunlu aracı daha ucuz fiyattan elden çıkartarak ama aslında ucuz derken de belki sorundan kaynaklı daha da ucuz olması gerekirken nispeten daha yüksek fiyattan elden çıkartarak burada tüketici aslında alıcı aslında daha doğrusu aldatmak şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada alıcıların boyuna gelmemesi lazım. Kesinlikle ve kesinlikle araç alırken ikinci elle ekspertiz yapması lazım ve aldığı araçta herhangi bir sorun var mı yok mu bunu ekspertiz neticesinde öğrenmesi lazım. Bu konuyu hatırlatmak isterim. TOGG'un evet fiyatı piyasanın altında çünkü biliyorsun yani burada TOGG'un fiyat politikası bu yönde. Şimdi fiyatları belki rakam konuşmak çok doğru olmayabilir ama benzer ölçülerde benzer özelliklerdeki elektrik araçlardan daha ucuz. Çok kişi başvurdu biliyorsun fakat 20 bin kişi sadece alabilecek onlara çıktı çekilişte. Dolayısıyla talep çok yüksek. Talep yüksek olduğu için de bazı TOGG çıkanlar yani TOGG sahipleri araçlarını daha yüksek fiyattan satmaya çalışıyor. Bugün bakanlığın yaptığı açıklama özetle buydu. İkincisi yine bu Temmuz ayında yapılan düzenlemenin biz devamının getirildiğini görmekteyiz. Orada da sorun şu. İlan fiyatlarında evet belki 0 kilometrenin altında fiyat veriliyor. Ama notere gittiğimizde araç satış işlemi gerçekleşirken bu fiyatla işlem yapılmıyor çoğu zaman. Çünkü oradaki sistem şu. Aracın fiyatı evet noterde sen sözlü biçimde beyan ediyorsun. Belki bunu bir örnek açıklamak lazım. Biliyorsun belki aracın fiyatı işte 1 milyon TL olsun. Noterde işte aracın fiyatını 1 milyon TL şeklinde beyan ettin. Ama aracın sen satış işlemini 1,5 milyon TL'den yaparsan bu denetime tabi olmuyor. İşte sorun bu. Buradaki yapılan şikayetlerin bakanlığımız incelediğini görmekteyiz. Bakanlığın bu konuda bir ceza işlemi yapacağını öğreniyoruz. Ve belki de önümüzdeki günlerde sektörde konuşulan bizim de aldığımız bilgi şu yönde. Noterde bu anlattığım sisteme yönelik bir yeni düzenleme gelecek. Yeni bir yazılım gelecek. Hatırlıyorsun daha önce bunu konuşmuştuk. Bu yazılımın sona gelindiğini öğreniyoruz. Önümüzdeki günlerde noterlerde bu beyan edilen rakamla
yapılan ticaret rakamının uyuşacağı yönünde bir düzenleme olacak. Aynı zamanda kişilerin yılda 3 taneden fazla araç satışını engelleyecek biçimde yeniden bir düzenleme olacak. Bütün bunlar işte noterlerde incelemeye takılacak ve herhangi bir regülasyon dışına çıkan durumda satış işlemi gerçekleşmeyecek. Bunun da önümüzdeki günlerde yayınlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Biz de onu zaten yürürlüğe girdiğinde, uygulamaya başladığında seninle tekrar detaylarını konuşacağız. Ama anlattığından şöyle bir şey ben anlıyorum. İşte ilanda 1 milyonsa noterde satış işlemleri 1,5 milyon olduğunda hayır kardeşim 1,5 milyonumu satamazsın. Sen 1 milyon ilanı vermişsin gibi bir şey olacak herhalde. Bir o bir de şu var zaten ilan fiyatının şimdi yapılan bu düzenlemeyle sıfır fiyatının altında olması bekleniyor. Bu zaten bu olmadığında bakanlık bunu inceleme neticesini tespit ediyor ve ceza kesiyor. yani ilan fiyatı evet esastır burada ama asıl esas olan şey ikinci el araç fiyatının aynı aracın sıfır kilometresi geçememesi. Burada ama birkaç tane sorun var. Belki ondan bahsetmek lazım. Evet, şimdi oraya da gelmek istiyorum ben. Hani bu tedbir Temmuz ayından beri uygulanmaya başlandı. Bakanlığın bugünkü açıklamasına onunla ilgili rakamlar da var. Hem o rakamları dile getirmeni rica ediyorum hem de o bahsettiğin noktaları da aktarmanı. Rakamlara geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsun bazı araçlarda bir aksesuar dönemi var. Yani şimdi diyelim gene bir düz bir rakamdan paylaşacağım. Diyelim bir aracın fiyatı, başlangıç fiyatı 1 milyon TL olsun. Biz bu aracın üzerinde belli aksesuarlar eklediğimizde bu aracın fiyatı 1,5 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Şimdi orada sorun şu. Yani aksesuarlı aracın fiyatını biz baz alacağız. Yoksa aynı aracın aksesuarsız aracını mı baz alacağız? İşte burada tüketicinin birazcık kafası karışık. Çünkü ikinci el fiyatı belirlerken hangisini baz alacağını tüketici şu an tam bilemiyor. Bu konuda belki daha net bir açıklama yapılması lazım. Çünkü aksesuar dediğimiz şey de arabaya paha katan bir şey. Arabanın değerini artıran bir şey. Dolayısıyla burada bazı incelemelerin de bu şekilde açıkta kalan bir düzenleme neticesinde yapıldığı ve ceza işlemi uygulandığı konuşuluyor. Bu şikayeti de en azından dile getirmek lazım dile bence. Çünkü aksesuar hani ikinci el sektörü tarafından da talep edilen düzenleme. En azından burada bu işte sıfır fiyatının yanına aksesuarlı araç fiyatlarının da belirlenip belki işte bizim hep konuştuğumuz bu sigorta listesindeki gibi araçların da bir raiç fiyatının belirlendiği bir liste olacak gibi bir beklenti de var. Belki bunun olması daha da sağlıklı olacaktır. En azından orada tüketici alıcı aracın raiç fiyatını görüp ona göre bir fiyattan ikinci araç almaya yönelebilir. Evet, senin diğer sorunu söyleyebilirsek burada bakanlığın %95 oranında ikinci el fiyatı sıfır fiyatın üstü olan ilanların azaldığını görmekteyiz. Bu zaten beklenen bir şeydi çünkü burada kimse ceza yemek istemez. Ama işte bu aslında şu soruna geliyor. Tamam belki ilan fiyatı düştü ama noterde satış fiyatı ne oldu? Ya da noterde yapılan satışın gerçek değeri ne oldu? İşte burada bu düzenlemenin genişletilmesi lazım. Çünkü bu olmadığı takdirde bu sadece kağıt üstünde kalacaktır. Ama pratikte belki çok etkili olmayacaktır. Detayları konuşmaya devam edeceğiz bununla ilgili de. Peki en önemli konulardan biri sıfır araç var mı? Bu artık listeler oluşmuştu. Birkaç yıldır biz listelerden bahsediyorduk. Bu listeler eridi mi? Ne oldu son durum? Evet, sıfır araç konusunda daha çok bulunma ihtimali arttı. Genelde konuşulan şu an sektörde bu. Tabii bu markadan markaya değişiyor. Genelde bizim aldığımız bilgi şu yönde. Daha lüks dediğimiz, daha premium dediğimiz markalarda yine bulunma sıkıntısı devam ediyor. Oradaki talebin güçlü olmaya güçlü kaldığını görmekteyiz. Fakat daha ekonomik araçlarda, gerçi ekonomik araç derken artık bütün araçların fiyatı çok pahalandı biliyorsun. Ama yine de işte piyasanın daha alt seviyelerinde fiyat anlamında yer alan markalarda, araçlarda sıralama birazcık eridiği tüketicinin en azından yatırım amaçlı şekilde araç alanların birazcık araç almaya temkinli yaklaştığını görmekteyiz. Bu da aslında şuna yol açıyor. Yapılan düzenlemeler demek ki kısmi anlamda neticeye ulaşmış. Çünkü burada amaç şuydu. Yatırım amaçlı şekilde otomobili satışını engellemek ve gerçek tüketicinin araca erişimini artırmaktı. İhtiyacı olan ve otomobili biliyorsun yatırım olmaktan çıkarmaktı. Çünkü yatırım haline gelince burada bir vergisiz kazanç söz konusu, bir spekülasyon söz konusu. Otomobili bundan çıkartıp tamamen işte eskiden olduğu gibi gerçek tüketicinin ihtiyacını giderebileceği noktada otomobili konumlandırmak gerekiyordu. Bu düzenlemelerin biz kısmi olarak şu anda amacına ulaştığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bence bu artarak devam edecektir. Ama şu var, tüketici şunu merak ediyor, fiyatlar düşecek mi? Şimdi fiyatların düşmesi şuna bağlı. Döviz kuru arttığı noktada sıfır araç fiyatları artmaya devam edecek. Bu olunca ikinci ellik fiyatlar da sıfıra göre belirlendiği için ikinci elde ne yazık ki artmaya devam edecek. Aslında buradaki tek şey şu, döviz kuru
ne yönde gidecek? Yani döviz kuru artacaksa biz fiyat artışını tekrar konuşacağız. Ama stabil kalacaksa fiyatların daha fazla artmayacağını söyleyebiliriz. Fiyatın artacağını düşünen tüketici de her türlü otomobil almaya devam edecek. Kısır döngüsü içinde devam ediyor. Şu olabilir. Yani biz biliyorsun diğer sektörlerde de bunu görmekteyiz. Bir enflasyon talep söz konusu. Evet. Özellikle işte bu ithal ürünlerde bu daha çok. Çünkü neden? Döviz arttığı noktada tüketici şunun farkında. İthal ürünün fiyatı artacak. Dolayısıyla burada talebi öne çekmek gibi bir şeyden konuşuluyor. Biz bunu yıllardır aslında yaşıyoruz. Otomobilde de bu yatırım amaçlı satışlar bitse bile ihtiyaç olmadığı noktada ihtiyacı öne çekmek kaynaklı bir satıştan bahsedebiliriz. Bu da yine tempoyu, satış temposunu yüksek tutacak gibi gözüküyor. Peki çok teşekkür ediyorum katkıların için. Geniş bir perspektif çizmiş olduk. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.